Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için Django derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Python ve Django kurulumunu yapacağız. Python resmi sitesine gidiyoruz arkadaşlar. python.org'a. Burada download butonuna geldiğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz gibi Python'un en son versiyonu 3.7.3 olarak görünüyor. Ben bu projede arkadaşlar Python versiyonu olarak 3.7.2'yi indireceğim. Burada All Release bölümüne geliyoruz. All Release bölümünde 3.7.2'yi biliyorum, download diyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru Windows x86-64 Executable Installer dosyasını indireceğiz. Burada arkadaşlar ben bu dosyanın indirimini yaptım kendi bilgisayarıma. Şimdi çift tıklayarak kuruluma başlayalım. Burada arkadaşlar kurulum ekranında ilk olarak şu çok önemli. Python'ı pet'e eklemesi için add python 3.7 to pet check yapıyoruz bunu. Eğer bunu unuttuğumuz zaman manuel olarak pet'e eklememiz gerekir. Install now diyorum arkadaşlar. Kurulum tamamlandıktan sonra hemen close butonuna basıyoruz ve command promptumuzu açıyoruz. Command promptumuza geldik arkadaşlar. Şimdi cd change directory'nin kısaltılmışını yazıyoruz. cd desk yazdığım zaman ve tab tuşuna bastığım zaman cd desktop olarak kendisini tamamlıyor. Desktop'a gelmek istiyorum yani. Enter tuşuna bastığım zaman şu an bilgisayarımın masa üstündeyim. Command promptumda. Burada arkadaşlar proje dosyalarımızı açacağımız ana bir dosya oluşturalım. Şöyle mkdir şeklinde mkdir arinblock yazarak makedirectory'nin kısaltılmışı arinblock yazarak masaüstünde görmüş olduğunuz gibi arinblock şeklinde bir klasör oluşturdum. Hatta açalım bu klasörü. Şimdi dursun. Klasör oluşturduktan sonra arkadaşlar yine cd komutuyla arinblock klasörünün içerisine girdim. Burada arkadaşlar öncelikle Django kurulumuna geçmeden önce Virtual Environment kurulumu yapacağız. Virtual Environment yani sanal ortam nedir? Pratikte de bunun üzerine konuşacağız ama şimdi teorik olarak sanal ortam arkadaşlar. Biz şu an Python 3.7.2 sürümünü kullanıyoruz bu projemizde. Ve Django olarak da 2.1.7 projemizi kullanacağız. Sürümünü kullanacağız. Ancak bizim kendi bilgisayarımızda daha farklı projeler olabilir. Django'nun sonraki sürümlerini ya da önceki sürümlerini kullanacağımız. Ayrıyeten Python'da mesela Python 2 ile 3'e geçişte burada çok daha belirgindi. Farklı farklı Python sürümlerini kullanacağımız projeler olabilir. Bu nedenle biz kullanacağımız Django sürümü için sanal bir ortam. Bilgisayarın geri kalanından bağımsız bir şekilde bir sanal ortam oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunun için sanal ortam oluşturmak için arkadaşlar öncelikle Virtual Environment indireceğiz. Bunu pip install virtual env şeklinde yazıyoruz. Pip arkadaşlar Python Package Manager. Hemen Enter tuşuna bastığımızda burada bendeki antivirüs devreye giriyor arkadaşlar. Şunu şöyle aşağıya alayım ben. Tabi burada internete bağlı olmayı da unutmamak gerekiyor. Şu an Virtual Environment indirimi yapılıyor arkadaşlar. Virtual Environment indirimi yapılırken yukarıda dikkat ederseniz pip için yeni bir versiyon olduğundan bahsetti. Hemen arkadaşlar bunu da indirelim. Hemen zaten yazacağımız komut veriyor bize. Eğer siz de böyle bir uyarı almazsanız bunu kale almayın. Hemen ben yazıyorum. Python diyoruz. Eksi m modül olarak pip install diyoruz.
upgrade pip yazıyorum ve pipi update etmesini bekliyorum şimdi. Başarılı bir şekilde pip update'imizi de yaptık. Burada arkadaşlar şimdi virtual environment dosyamızı, klasörümüzü oluşturalım. Bunun için virtual env, ben oluşturacağım dosyaya arkadaşlar env ismini vereceğim. Siz my env ya da vnv istediğiniz ismi kullanabilirsiniz. Enter tuşuna bastığımız zaman virtual env kurulumu yapıldı. Burada alimblock klasörümüzü açalım. Dikkat ederseniz alimblock klasörünün içerisinde env virtual environment klasörü oluşturulmuş oldu. Bunun içerisine bakarsak görmüş olduğunuz gibi include, lib, script dosyaları var. Scripts'in içerisine geldiğimiz zaman arkadaşlar activate dosyamız burada. Şimdi tekrar geri dönelim. Şimdi virtual environment'ı, sanal ortamı activate edeceğiz arkadaşlar. Bunun için env yazıyorum. Benim virtual environment'ımın ismi / scripts / activate diyorum. Enter tuşuna bastığım zaman dikkat ederseniz kod satırının başına parantez içerisinde env geldi. Bu bizim sanal ortamda olduğumuzu gösterir şimdi. Ve Python komutlarını yazarken arkadaşlar sanal ortamda olmayı unutmayalım. Daha sonra arkadaşlar şimdi son olarak ne yapacağız? Son olarak Django projemizi oluşturacağız. Bunun için Django projemizi oluşturmadan önce Django'muzu indirmemiz gerekiyor tabii ki. Bunun için arkadaşlar ne yapacağız? Yine pip install, şuraya boşluk bırakalım. Pip install Django --2.1.7 yazıyorum ben. --2.1.7'yi yazmasaydık Django'nun en son sürümünü indirecekti. O da 2.2 olması lazım. 2.1.7 indirmemiz için istediğimiz versiyonu bu şekilde belirtiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Django kurulumu başarılı bir şekilde yapıldı. Şimdi arkadaşlar sonunda artık Django projemizi oluşturmaya başlıyoruz. Bunun için arkadaşlar Django admin diyorum. Start project diyorum bitişik olarak. Proje ismi vereceğim. Ben proje olarak arkadaşlar şöyle blok alt çizgi proje şeklinde bir isim kullanacağım. Ve boşluk nokta diyorum arkadaşlar. Burada eğer boşluk koymazsak birbirinin içerisine iç içe iki tane blok proje şeklinde klasör olacak. Gerek yok. Blok proje nokta yazıyorum. Var olan klasörde oluşturması için. Enter tuşuna basıyorum arkadaşlar. Enter tuşuna bastıktan sonra arim blok geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi şu şekilde blok proje dosyası oluşturdu. Şimdi blok proje dosyasının içerisine baktığımız zaman arkadaşlar burada 4 tane dosya var. Hatta bunları şöyle kod editörde bracket de açayım. O şekilde daha kolay görülmesi açısından proje dosyamı açtım. Şimdi blok proje içerisine girdiğim zaman burada 4 tane farklı dosya göreceksiniz. Bunları üzerine konuşalım. Şimdi initpy dosyası arkadaşlar bu projeyi bir Python paketi olarak görülmesini sağlar. Settings by dosyası da arkadaşlar burada projemizle ilgili ayarları gireceğimiz dosyayı bulabilirsiniz. Biraz incelersek mesela biz kendimiz herhangi bir uygulama yüklemedik ama şu an var olan default olarak indirilen uygulamaları burada görüyoruz. Mesela admin, authorization, session, content types gibi. Ayrıca burada template'lerimizle ilgili bilgiler olur. Şurada dirs yapısına template'leri nereye yükleyeceğimizi gireceğiz. Yani kısacası arkadaşlar mesela şurada database bilgilerimiz var. Default olarak olan bilgiler var burada. Burada genel olarak projemizin ayarlarının olduğu dosyası.
Yörel dosyası arkadaşlar, üzerinde daha çok konuşacağız ama burada gerekli olan adreslemeleri biz bu dosya üzerinden yaparız. Son olarak VSGI Pi dosyası. Bu dosyada arkadaşlar Django uygulamasının web sunucusuyla iletişimini sağlayan bir dosya. Bununla pek bir işimiz olmayacak. ManagePy dosyası da arkadaşlar Python scriptlerini kullanmamızı yarayacak olan dosyalardır. Mesela biz tekrar command prompt'a döndüğümüz zaman hemen py manage.py run server yazdığımızda burada arkadaşlar localhost 80 çift sıfır nolu portta ne yapmaya başlar? Bizim serverımız çalışmaya başlar. Kopyaladığımız zaman gelir bunu şöyle tarayıcımızda yazdığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Django'nun başarılı bir şekilde kurulduğunu bize belirtir. Python ve Django kurulumunu yaptık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.